yüzyılın ikinci en büyük depremi bu görüntülerle başladı. Yıkılan 11 il, onlarca ilçe ve köyde yaşananların dehşetiyle uyanan Türkiye, saatler sonra bu dehşetin ikiye katlanışına da canlı yayında tanık oldu. Bu ilk saatlerden sonra yaşananları, karla kaplı enkaz başlarından yükselen yardım çığlıkları anlatabilir. Çoğu yerde eksi beşi bulan soğukta, beton yığınlarının altından ses veren yakınları için sokakta bekleyen çaresiz depremzedelerin gözyaşları. Bu anlardan sonrasını ise çoğu mahkeme kararıyla yasaklanan, internetten kaldırılan pek çok görüntü ve haberin izini sürerek adım adım anlatmak, hatırlatmak gerekir. Mesela ilk 48 saat boyunca depremzedeler ekmek, su, çadır bulamaz. Yoktur çünkü. CHP'li ve HDP'li belediyelerin fırın, mutfak kurması açık açık engellenir. Enkazlara ilk müdahalenin ilk 5 gün boyunca pek çok yerde hemen hiç yapılmadığı da bir iddiadan ibaret değildir. Oysa depremden saatler sonra ülkenin her yeriyle dünyanın her köşesinden çoğu uzman, yüzlerce gönüllü, teknik malzeme ve ekipleriyle deprem bölgesine akmaya başlamıştır aslında. Ama arama kurtarma ekipleriyle gönüllülerin her ilde AFAD engeline takıldığı sonra anlaşılır. 3 gün sonra bile hayat belirtisi alınan pek çok enkaza müdahale için kurtarma ekibi olmayınca depremzedelerin yardım çağrıları Adıyaman'da valiye, bakana tepkiye dönüşür. Beş tane canımız buradadır. Herkes bizim canımızdır. 2 sene önce burada kolonları kestiler. Kolonları kesti, hepimiz tutanak tuttum. Ama kimse işeme almadı. O yüzden bu bina yıkıldı herkesin başına. Önceki her depremde enkazlara ilk müdahalede en önde yer alan yerel askeri birlikler bu kez ilk 48 saat boyunca hiçbir yerde görünmez, neden sonra anlaşılır. İki bakan arasındaki gerginlik sebebiyle sarayın kararıyla ilk müdahaleyi asker yerine her yerde AFAD'ın yapması istenmiş, her yıl sayısız tatbikatla deprem hazırlıklarına milyonlar harcayan AFAD'ın bunu beceremeyeceği ise ancak iki günde anlaşılabilmiştir. AFAD ekiplerinin her ilde yerli ve yabancı gönüllülerle uzman arama kurtarma ekiplerini, CHP'li, HDP'li belediye ekipleriyle yardım konvoylarını engelleme vazifesiyle meşgul oldukları da sonra ortaya çıkar. Arama kurtarma ekipleriyle gönüllüleri her yerde saatlerce bekletilir, yanlış yönlendirilir, cezalandırılır ya da geri çevrilir. Sorun çıkmasın diye ilk bir hafta ses çıkarmadan beklerler. İlk 3 gün boyunca AFAD sadece İslami vakıf ve derneklerle bankaların, ATM'lerin para ya da kıymetli evrak kasaları için düzenlenen kurtarma operasyonlarıyla enkaz başına geçecek, kasa çıkınca da gidecektir. AFAD diye bir kurum var. Biz ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Gönüllüler arıyor, buluyor. Bulunca AFAD çöküyor. Fotoğraf çekmek için. Kendi açıkladığı veri ve bilgilerin sorumluluğunu üstlenmediğini kendi sitesinden duyuran AFAD, depremin ilk 3 gününde depremzedelere sorumluluğunu da unutmuş gibidir. Onlar yerine kasa kurtarmayı seçer. Bakın abi, AFAD olay yerini terk ediyor. Vali Bey'in tanıdığı varmış. Vali Bey'in tanıdığı olduğu için burada canı kaybı bırakıp gidiyorlar. Bakın. Depremde ölenlerin sayısı da birinci haftanın sonunda AFAD tarafından 29.605 olarak açıklanırken, gerçek ölü sayısı olan 53.537'ye ulaşmak nedense bir yıl sürer. Pandemiden bu yana epey kullanışlı hale gelen
resmi rakamları seyrelterek açıklama, zamana yayma uygulaması devrededir çünkü. Birinci haftada pek çok yerde depremzedeler hala çadır beklerken, Kızılay'ın çadır sattığı duyulduğunda, önce yalanlanan iddiayı, sonra genel müdürü hiç utanmadan savunur, istifa çağrılarına da uzun süre direnir. Şu hava, soğuk hava koşullarında insanlarımız hala çadıra kavuşmuş değil. İlk bir haftada enkazlarda kurtarılmayı bekleyenlerin hayat belirtileri kaybolurken, İslami vakıflarla cemaatlerin tebliğ destek ekipleri bölgeye akın eder. Devlet ve Diyanet finansmanıyla her yerde çadır kentler kuran vakıf ve cemaatlerin bir hedefi de sonra ortaya çıkar. Valiliklere, kaymakamlıklara teslim edilen, devlet korumasına sığınan çocuklardan çoğunun İslami vakıflara verildiği önce yalanlansa da kısa sürede ayrıntılarıyla ortaya çıkar. Pandemi dönemindeki gerçekleri karartma becerisini deprem sürecinde de devam ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayesinde hasar gören hastanelerdeki özellikle yoğun bakım hastalarının ilk 5 günde nasıl can verdikleri günlerce saklanır. Sonra internette yayınlanan görüntülerle gerçekler anlaşılır ama görüntüler mahkeme kararıyla yasaklanır. Şüphe yok ki 6 Şubat'ta her şey birdenbire olsa da hiçbir şeyin aslında birdenbire olmadığı açıktır. 6 Şubat'tan 3 ay önce ve 1 ay önce iki kez uzmanların televizyonlarda yayınlanan açıklamaları ortadadır. Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'dan geçen fayların bir deprem üretme ihtimalinin arttığını söyleyen uzmanlar herkesi uyarır. Fay ve deprem şartlarına uymayan tehlikeli yapılaşma sebebiyle büyük yıkım olacağı açık açık söylenir. Ama saray ve hükümet için her afet, her felaket bir kader planıdır. Ve özellikle son 10 yılda deprem için yapısal önlem gereksiz gibidir. Felakete yol açan her afet için AFAD yeterli bulunur. Depremin birinci ayı dolmadan Adıyaman'da yeni deprem konutlarını ve kamulaştırma yapılarak inşa edileceği yeri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği yerin zemininin yapılaşma için tehlikeli bulunduğu raporlarda hemen ortaya çıkar ama karar değişmez. Yıllardır imara açılmayan yerdeki rantın büyüklüğü ortadadır. Bir belediye meclisinin şehrin yakınından geçen fay hattının yerinin değiştirilmesine karar vermesi eski bir efsaneden ibaret değildir. 1999 depreminde yerle bir olan Adapazarı'nın Erenler Belde Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 2007'de ilçeden fay hattının geçtiğine inanmıyorum açıklaması yapar. Fay hattına yakınlığı sebebiyle imara açılmayan bölgeleri imara açmaya hazırlandığı çok sonra binalar yükseldiğinde anlaşılır. Sakarya'da, Denizli'de, Malatya'da, Adıyaman'da, Urfa'da, Maraş'ta, Antakya'da rant uğruna fay hatlarına yakınlık sınırı küçültülür. Fay hatları bataklık zemin görmezden gelinir. Üç tehlikeli fay hattının kesiştiği noktaya yakınlığını umursamadan Mersin Akkuyu'ya nükleer santralde ısrarın sebebi de aynıdır. Son 3 yıldır devam eden santral inşaatında defalarca çatlak tamiratı, yeniden güçlendirme çalışması yapıldığı haberleri uyarıcıdır. Ama kader planında ısrar sürer. Depremde insanın depreme dayanıklı yapı, yapılar inşa etmeye çalışması da yeni değildir oysa. Mesela Çin'de 2500 yıl önce uygulanmaya başlanan Dugong ahşap yapı sisteminin 8 şiddetindeki depreme dayanacak biçimde tasarlandığı kanıtlanmıştır. Birkaç yüzyıl içinde mükemmelleştirildiği anlaşılan bu ahşap yapı sisteminin en az 1300 yıllık bir örneği hala ayaktadır ve her testi başarıyla geçtiği söylenebilir.
2000 yıl önce insanlar Anadolu'da da aynı çaba içindedir. Önce sebebini henüz bilmese de kimi yerlerde bugünkü gibi görünür halde olan fay hatlarından uzak durmayı öğrenir. Yerleşimler, şehirler yer çatlaklarından uzakta kurulur. Henüz 1. yüzyılda en az 2 kez yıkılarak yeniden inşa edilen 30 Likya şehri ise sarsıntılara dayanıklı kamu binaları, tiyatrolar, hamamlar, okullar, kırılmayacak su kanalları, ayakta kalacak anıtsal yapılar yapmayı öğretir. Nasıl olduğu, neyin yol açtığı henüz bilinmese de 2000 yıl önce Anadolu'da depreme dayanıklı, dirençli yapı ve malzeme üretmeleri gerektiği bilinir. Likyalılar sonraki 1000 yılda da o bilgileri şehirlerinde kullanarak sayısız depreme rağmen şehirleriyle ayakta kalmışlardır. Onları yıkan, medeniyet ve kültürlerini yok edense bugünkü gibi yine insanlar olacaktır.